İyi günler. Bugün çocukların çok sevdiği evde bulunan malzemelerle yapılan bir pasta tarifi vereceğim. 3 su bardağı sütü tencereye ilave ediyorum. 750 ml'lik kullanacağım. Normalde 3,5 su bardağı bırakılıyor. Ben 3 su bardağı süt ilave ettim. Biraz akışkan olmasını istiyorum pirincimin. Ben böyle bir borcam tencerede yapmayı düşünüyorum pastamı. Dilerseniz tencerede kullanabiliriz veya kut kalıpta olabilir. Borcamın içini streçledim. Şimdi bir tarafta aynı şekilde uygulamasını yapacağım. Çapraz şekilde. Pastayı rahatlıkla çıkartabilmek için bu işlemi yaptım. Pudingimizi iyicene çırpıyoruz. Fırtılar kalmasın. Daha sonra altını yapıyoruz. Küçük gözde pişene kadar karıştırıyoruz. Her geldi 1-2 dakikada pişirdik. Şimdi altını kapatıyorum. 2 dakika soğumaya bırakıyorum. 2 paket kakaolu bisküvim var. Pudingin içine ilave ediyorum 2'ye bölüp. Ve arada bir karıştırıyoruz. Kalan diğer paketini de ilave ediyorum. Ve iyicene karıştırıyoruz. Yarısını borcamımıza ilave ediyoruz. Ve iyicene bastırıyoruz. Kaşık yardımıyla düzelttim. Ortasına muzları diziyorum. Muzları dizdim. İsterseniz siz başka meyveyle de uygulayabilirsiniz veya hiç meyve de kullanmayabilirsiniz. Şimdi üzerine kapatıyorum kalan harcımla. Kalan harcımı da dizdim üzerine. Şimdi streçle etrafında kapatıyorum üzerine gelecek şekilde. Hafif bastırıyorum. 3 saat buzdolabını dinlendirmeye bırakıyoruz. Eğer aceleniz varsa derin dondurucuza 1 saat dinlendirebilirsiniz. Şimdi çikolata sosunun yarısını ilave ediyorum tencereme. Bir paket çok olacak. 1 bardak da sütümü ilave ediyorum. Ben küçük gözüne verdim ve kaynayana kadar karıştırıyorum. Sosumuz kaynar geldi. 1-2 dakika bekleyip altını kapatıyoruz. Çikolata sosumuzun altını kapatıyoruz. Hafif ılımaya bırakıyoruz. Ve arada bir karıştırıyoruz kabuk tutmasın diye. Pastamızı ortaya çıkarttık. Yaklaşık 3 saat dinlendirdim ben. Şimdi servis tabağına bırakıyoruz. Servis tabağına bıraktım. Şimdi ters çeviriyoruz pastamızı. Streçlerini kaldırıyoruz. Ilıyan sosumuzu üzerine ilave ediyoruz. Ve etrafına güzelce yayıyoruz. Bir kaşık yardımıyla. Ben üzerini beyaz çikolatayla süslemek istiyorum. Ben pastamın üzerine portakal dilimleriyle süsledim. Siz daha farklı şeylerle de süsleyebilirsiniz. Pastamız sunuma hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.